firma var yani. Evet, gerçekten öyle. Bu arada burada özel bir başlık ayıracağım. Yani bir haber başlığı gibi de aslında tam olarak da değil. Biz daha öncesinde biliyorsunuz sanal kumar üstüne çok konuştuk seninle. Bir sürü programda böyle küçük küçük notlarımız oldu. Yasa dışı oynanan, internette yurt dışına aktarılan paralarla ilgili. HSYNSYK isimli rumuzlu bir forum üyemizden bana bir mesaj geldi. Ben mesajı hiç yorum katmadan okuyacağım, geçeceğim. Tamam. Demiş ki arkadaşımız, 30 Aralık 2017 tarihinde kanalınızda yayınlanan İkisi Bir programında yasa dışı bahisle ilgili haberlerde değindiğinizi gördüm. Ben bir bankada uyum görevlisi olarak çalışıyorum. Mali Suçlar Araştırma Kurulu'na şüpheli işlemleri bildiriyorum diyeyim kısaca. Yasa dışı bahisle ilgili olarak şöyle bir istatistiki bilgi vermek istiyorum. Yıllık tahmini yasa dışı bahis yoluyla yurt dışına çıkan para hacmi 50 milyar lira seviyesinde. Yasa dışı yollarla yurt dışında oynanan kumarın Türkiye'ye maliyeti 50 milyar lira seviyesindeymiş. Devlet bundan vergi alamadığı için şikayetçi ve en ufak şüphede hesaplara el koyarak vergi açığını kapatmaya çalışıyor. 2018 yılı ilk 4 ayında 270 milyon lira kadar paraya el konuldu. Devletten her gün onlarca kişinin listeleri geliyor ve hesaplara el konuluyor. Bu konuya en yakın İkisi Bir programına değinirseniz en azından sizi izleyenlerde bir farkındalık yaratmış olabilirsiniz. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Kumar oynuyorsanız paranızı bankada tutmayın. Vay be. Yani evet, ben 50 milyar. 50 espri milyar dolar mı yapıyorum. dedin, TL mi dedin? TL abi. 50 milyar dolar olsa zaten Ülke başka borcu, bir ülke dış seviyede borcunu olurduk. kapatıyorsun falan Yani diye. savaş açardık o kumar firmalarına büyük ihtimalle yani. Öyle bir 50 şey milyar olurdu. 50 tabii. milyar lira da bu sayı az Tabii değil yani canım, para az olarak. bıçacak para değil. Ama ben kısaca açıkladım. Son kısmında da espri yaptım, yanlış anlaşılmasın yani. Bir öneri değil, bir tavsiye değil. Bekle, ben banka hesaplarımı iptal ederim.